Çok güzel bir popcorn almak için arkadaşlar sponsorumuz mmovip.com'dan alışverişlerinizi yapabilirsiniz. Tek yapmanız gereken küçük harflerle OGX indirim kodunu kullanarak %6 indirim almak olacaktır. Herhangi bir sorunuz varsa lütfen bana yazın. Videomuza size iyi seyirler diliyorum. Selamünaleyküm kardeşlerim. Bugün sevgili yepyeni daha birlikteyiz arkadaşlar. Bugünkü videomuzda sizlere iki tane kadro göstereceğim arkadaşlar. Çoğu oyuncusu benzer ama ikisi de gerçekten oyunu farklı oynayabileceğiniz kadrolar. Bu kadro tıpkı neye benziyor biliyor musunuz arkadaşlar? Benim geçen sene kurmuş olduğum fikirli takım vardı hepiniz bilirsiniz. Senenin başından sonuna kadar o takımla oynamıştım ve o takıma Division 1'e falan çıkmıştım. Yani birinci klasmana çıkmıştım. Tıpkı onun gibi bir takım arkadaşlar ve inanılmaz iyi bir takım. Öncelikle arkadaşlar çok kadro kurmuşsanız ben de kusura bakmayın. Dün getirecektim ama bugün getirebildim. Dün Kante'yi çıkardım biliyorsunuz. Dünün videosunu izleyenler biliyor. İzlemeyenler de izleyebilirler. Bugün de arkadaşlar kadro kurumu gelecek. Akşam saat 20.00'da da arkadaşlar sınırsız PlayStation Plus nasıl yapılır özü gelecek. Yani sınırsız bir şekilde PlayStation Plus alabileceksiniz. Ve arkadaşlar bu sadece 0 TL mi alacak? Yani bedava arkadaşlar. Bedava ve sınırsız PlayStation Plus nasıl alabilirsiniz? Videosu saat 8'de geliyor arkadaşlar. Bugün de şimdi kadro kurumu hemen başlayalım arkadaşlar. Beni mutlu etmek için videomuzu beğenmeyi, yeniyseniz abone olmayı unutmayın. Zaten arkadaşlar videoyu beğeniyorsunuz. Çok da sağ olun. Eksik olmayın. 2 saniyenizi alıyor. Evet şimdi hemen başladık arkadaşlar. İlk takım bu şekilde. Şimdi diyeceksin ki abi neden 3-5-2 neden olduğunu hemen şimdi size teker teker açıklayacağım arkadaşlar. Dilerseniz ilk baştan atak hattından başlayalım. Öncelikle arkadaşlar Braithwaite var bu ilk ileri oyuncumuz olarak ileride. Arkadaşlar bu oyuncu geçen sene de çok iyiydi. Bu sene de çok iyi. Zaten görüyorsunuz 7 maç 6 gol 3 asist. Ben bunu sonradan aldım arkadaşlar. Çünkü normalde bunun kötü olduğunu düşünüyordum. Ama alıp bir deneyince gerçekten inanılmaz iyi olduğunu fark ettim. Ve 7 maçta 6 gol 3 asisti var. 4 star Wickford, 4 star Skimmel. Ata ve defans katkısı yüksek. Gerçekten inanılmaz bir isim arkadaşlar. Hemen yanında bu sene her ne kadar sağ kanat olsa da sağ forvet yapıp forvete koyduğum isim var. Nabil Fekir. Ben arkadaşlar bu oyuncu 6300'e falan aldım ama şu anda 4.5-5K'ya bile bulabiliyorsunuz. 19 maçta 13 gol 5 asist var ve 75 fiziği var arkadaşlar. Diğer forvetimize baktığımız zaman da 78 fiziği var. Yani forvet olarak ikisi de çömez değil. İkisi de dribbling anlamında ve kafa topları anlamında her ne kadar boyları kısa da olsa etkili olmaya çalışıyorlar. Çok çömez kalmıyorlar. Hemen arkalarında arkadaşlar Remy Cabella var. Remy Cabella gerçekten iyi. Ayakçı preseleri falan çok iyi. 11 maçta 3 gol 10 asisti var arkadaşlar. Görüyorsunuz zaten siz de ekranda. Daha çok böyle golden çok son pasları yapabiliyor arkadaşlar. L1 üçgenleri gayet iyi. Ben beğendim. Presi şutları da iyidir ama ben dediğim gibi oyunda genelde kalenin içine yaklaşana kadar geliyorum. Hani dışarıdan şut çekme gibi bir fantezim yok. O yüzden arkadaşlar hatta biraz da az gol atıyorum. Çoğu golü kaçırıyorum ama dediğim gibi uzaktan gol atmayı pek sevmiyorum. Daha doğrusu elim öyle istemiyor. Yani elim gitmiyor vurmaya. Sağ kanatta arkadaşlar Romain Alessandrini var. Geçen sene zaten bu adamı kullanıyorduk. 19 maçta 4 gol 1 asist. Zaten arkadaşlar bu formasyondaki kanatlar şu şekilde. İkisi de arkadaşlar sağ bek, hem sağ bek hem sağ kanat gibi oynuyor. Yani o yüzden sağ ve sol alacağınız adamların hızlı olması gerekiyor. Yavaş adam alırsanız örnek Lamela, bu formasyon için söylüyorum. Örnek Lamela, onun için ne bileyim 80 pace'li olan ya da 75 küsür pace'li olan adamları buraya alıp koyarsanız 3-5-2'de bu adamlar maalesef sizin yükünüzü çekemeyecektir. Çünkü buraya aldığınız adamların hem staminası hem de hızı yüksek olmadı ki buradan arkadaşlar sağdan ve soldan hem ileri hem geri gidebilsinler. Ve burada da Alessandrini zaten bu işi çok iyi gideriyor. Yani bu kanatlarda herhangi bir gol gereksinimiz, beklentiniz olmasın arkadaşlar. Sol kanatta da arkadaşlar Paul George Nitep var. 7 maçta hiçbir şey yok. Ama şu, bu adamın şöyle bir özelliği var arkadaşlar. Fiziği iyi. Fiziği iyi olduğu için de sol bek görevini çok iyi görüyor ve soldan da topu çok iyi getiriyor. Ama Nitep'de bu sene arkadaşlar stamina sıkıntısı var. Staminası birazcık hızlı bitiyor. Ama dediğim gibi buraya koyabileceğiniz en iyi adamlardan bir tanesi ki bence bu formasyonda en iyisi Nitep diyebiliriz bu kadroda. Zaten sol kanat ve sağ kanattan sadece topu taşıma görevi bekleyin arkadaşlar. Bu adamlarla çok fazla gol falan beklemeyin. Defansif kile geldik şimdi. Neden 3 defans kullandığımı anlayacaksınız arkadaşlar. İsterseniz direkt defanstan başlayalım. Young Game var. 72 pace, 81 defans ve 79 fizik bir stopere göre arkadaşlar hızı gerçekten çok iyi ve kafa toplarında da gayet aktif bir futbolcu arkadaşlar. Hemen yanında Enkolu var. Enkolu'nu zaten arkadaşlar görüyorsunuz. Tekrardan hızı gayet iyi ve 70 driblingi var arkadaşlar. Bu da çok iyi. Ve en sağda da arkadaşlar ucuz olsun diye ben Pogba'yı kullandım. 67 pace, 77 defans ve 85 fiziği var. Ve defans kalemimizde de Areola var. Ama şimdi bana diyeceksiniz ki abi neden 3 defans kullanıyorsun? Hala anlamadık. Şimdi anlayacaksınız. Buraya bir basıyorsunuz arkadaşlar. Bu oyun
Bruyne'ın ucuz Pogba'sı benim yeni Pogba'm. Geçen sene biliyorsunuz bende arkadaşlar Pogba'yı çok kullanma şeyi vardı ve çok da iyi kullanıyordum oyunda. Hatta en iyi kullandığım adamdı. Bu sene de arkadaşlar bu özellik Dabo için geçerli. Atağa defans katkısı yüksek. 1.87 boyu var. 79 hız, 76 dribbling, 71 şut, 74 defans, 72 pas ve 80 fiziklik inanılmaz iyi bir kartı var. Tıpkı Pogba arkadaşlar. Yani şu tip bile Pogba'ya benziyor. Hiçbir farkını ben bulamadım. Bulan varsa helal olsun. Kullanınca zaten anlayacaksınız arkadaşlar. Tam 400 coin'si almışım abi ve inanılmaz bir isim arkadaşlar. Yani orta sahada geçiş vermiyor. Hemen yanında arkadaşlar Saivet var. Saivet arkadaşlar atağa defans katkısı yüksek. 77 hız, 80 dribbling, 71 şut, 63 defans, 79 pas ve 70 fiziği var. Ama bu oyuncu arkadaşlar tıpkı Kante gibi inanılmaz hızlı, her yeri pres yapan, topun peşini bırakmayan ve kayarak müdahaleleri çok iyi olan bir isim arkadaşlar. Bu defansif ikili ve defansın hızı sayesinde 3 defans benim işimi görüyor. Sol kanat ve sağ kanat da zaten bana çok yardımcı oluyor. Şimdi bu kadronun arkadaşlar bir tane daha versiyonu var. O versiyonu dilerseniz size göstereyim arkadaşlar. Burada hemen Pogba ile bunu yer değiştiriyorsunuz arkadaşlar. Burada birini tercih ediyorsunuz. O yüzden Saivet burada 7'ye düşüyor. İkinci jenerasyon için söylüyorum arkadaşlar. Buradan arkadaşlar Nitep'i de hemen çıkarıyoruz. Şu şekilde gösterelim. Onun dışında Braith ve arkadaşı bu da 7'ye düşüyor. Bunların yerine gelecek isimler de arkadaşlar. Hemen sol kanada Yannick Bolasie geliyor. Burada Pogba da şöyle 7'ye. Forvet arkadaşlar Valbuena'nın RF'si geliyor. CDM kısmında McCarthy geliyor. Ve defans kısmında arkadaşlar hemen şöyle gösteriyoruz. Pogba'nın yerine Funes Mori geliyor. Bu şekilde yaptığınız zaman arkadaşlar 95 rating oluyor. 95 kimya alıyor. Ama bunu nasıl gideriyorsunuz arkadaşlar? Şu şekilde Young Aimeway'ı buraya alıyorsunuz ve bu 10 kimya alıyor. 98 oluyor. Ardından teknik direktörlere geliyorsunuz. Teknik direktörlerden arkadaşlar BPL bastığınız zaman 100'e tamamlanıyor arkadaşlar. Fransız ve BPL bir adam almışım ben mesela. Bu da bu kadronun ikinci formasyonu. Burada da arkadaşlar Valbuena 12 maç 8 gol 7 asist zaten görüyorsunuz. Bu kadromuzda bu şekilde. Ama bana dersiniz ki abi hangisi daha etkili? İlki daha etkili ve mesela burada Saivet'i diyelim beğenmediniz ve staminiz düştü. Vanker'ı alıp sokabilirsiniz. Geçen sene Roma'daydı arkadaşlar bu adam bildiğiniz gibi. Ve bu şekilde iki tane çok ucuza inanılmaz takım kuruyorsunuz arkadaşlar. Dediğim gibi şu anda bu takımla arkadaşlar 10 maç yaparsınız. Fekir'in ve Valbuena'nın kimyası da zaten 7'ye çıkıyor. 7 zaten maksimum 7 ile oynuyorlar arkadaşlar. Ve bu şekilde değerlendirebiliyorsunuz. Ben şu anda bu iki kadrodan da çok memnunum arkadaşlar. Ama bu kadronun şu hali bana kalırsa daha iyi. Hemen şöyle gösterelim. Tekrardan eski haline döndüreyim şu kadroyu arkadaşlar. Şuradan da hemen Saivet'i koyuyoruz buraya. Hemen sol kanada arkadaşlar Paul George'u tepi koyuyoruz. Mesela bu şekilde de oynatabilirsiniz. Hiçbir fark yok. Hani forward'ı Braithwaite de koyabilirsiniz. Valbuena de kalabilir ama benim tercihim arkadaşlar her zaman Valbuena'yı yedekten sokmak. O zaman burada direkt ben Braithwaite ile başlıyorum ve bu şekilde arkadaşlar oynamaya devam ediyorum. Bu kadro benim işimi çok görüyor. Benlere paylaşmamı çok isteriniz. Bu senenin fişek United kadrosu diyebiliriz arkadaşlar. Çünkü gerçekten inanılmaz iyiler arkadaşlar. Zaten görüyoruz futtaki rekorum da zaten 90'a 96'ya 50. Bayağı da ben bu takımla iş yaptım. Tamamen Türklere göre arkadaşlar yani bu takım Türklerin seveceği hızlı ve çabuk basan bir takım. Umarım video hoşunuza gitmiştir arkadaşlar. Video hoşunuza gittiyse ve kadroyu beğendiyseniz videomuzu beğenmeyi unutmayın. Yeniyseniz abone olabilirsiniz ve akşam saat 20.00'da sınırsız PSN Plus videosu gelecek ve o video hakkında şöyle bir şey söylemek istiyorum. PSN Plus videosu eğer YouTube kanalıma gelmezse ben şimdi bu videodan sonra araştıracağım hani herhangi bir telif sıkıntısı falan olur mu diye. Eğer YouTube'a gelmezse saat 20.00'da Facebook grubuna özel sadece orada paylaşacağım. Haberiniz olsun. O yüzden oraya da katılmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyorum arkadaşlar. Görüşmek üzere. Hoşça kalın.